Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu yapay zeka kullanarak nasıl web sitesi tasarlayabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. 2023'ün ilk videosu ve farklı videosu. Size söz verdiğim gibi 2023 yılında farklı içeriklerle de karşınızda olmaya devam edeceğim. Shopify videolarının dışında, Shopify bu videoları bu arada devam edecek temel eğitim serimiz. Ekstradan farklı içerikler de üretmeye devam edeceğiz. Bu içeriği çekmeyi çok istiyordum. Öncelerden fırsatım olmamıştı, ancak fırsatım oldu. Bu da artık 2023'ün ilk videosu olarak sizlere nasipmiş. Bu arada 2023 sağlıklı ve huzurlu geçmesini diliyorum herkes için. Sağlık olduktan sonra geri kalan her şey çözüleceğine inanıyorum. Video içeriğimize geçelim. Geçmeden hemen önce kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, ekstradan aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına bırakabilirsiniz veya bana Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Hepsine dönüş yapmaya çalışıyorum. Video içeriğimize geçelim. Çok heyecanlıyım bu konuyla ilgili içerik çekmek için. Başlayalım. Öncelikle yapay zeka tasarımı ile ilgili biraz bahsedeyim. Biz burada Midjourney'i kullanacağız. Bu bir görsel yapay zeka sistemi. Buraya gelip hayal gücünüzü kullanarak kelime bazlı İngilizce olarak içerikler oluşturuyorsunuz yazı olarak. Bunları sunduktan sonra size bu içerik karşılığında bir tasarım hazırlayacak ve bunları çok hızlı sunmaya çalışıyor. Bazen yoğunluktan sebep geç de kalabiliyor. Yani 5 dakika sürdüğü de olabiliyor. O yüzden şimdi başlayalım. Videolarda bazı alanlarda kesme yapabilirim. Tasarım çok uzamasın diye, süre çok uzamasın diye. Öncelikle midjourney.com sitemize giriş yapıyoruz. Biz beta versiyonu kullanacağız. Beta versiyonu belirli bir kullanıma kadar limit sunuyor. Bir zaman sonra tamamen sizden paket almanızı istiyor. Giriş yaptıktan sonra beta'ya bize Discord sunucunuzu açacak. Discord uygulamasını indirdikten sonra sol tarafta Midjourney kanalı gelecek. Bu kanaldan herhangi bir gruba tıklayarak, odaya tıklayarak bu odalarda bir içerik oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu arada oluşturacağınız tüm içerikleri o oda içerisinde herkes görüyor. Dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü oluşturacağınız içerikler, attığınız görseller tamamen diğer arkadaşlar tarafından da görüntülenecektir. Biz bir tasarım oluşturmak istiyoruz. Bu tasarımımız da bir web sitesi tasarımı olacak. Peki bizim burada nasıl bir içerik yapmamız lazım? Nasıl bir hayal gücümüz olması lazım ki farklı içerikler oluşturabilirim? Ta ki burada herkesin hayal gücü farklı. Biz videoyu kısa tutmak için farklı fikirler üzerinden sadece güzel bir tasarım çıkarmak istiyoruz hızlı bir şekilde. İlk içeriğimizi oluşturalım. Bu içeriğimizi oluşturmak için slash imagine yazıyoruz. Tab tuşumuza tıkladığımızda prompt ekranımız geliyor ve prompt ekranımıza artık bir içerik yazmamız lazım web sitemizle ilgili. Beautiful web site design for t-shirt satışı için diyelim. UX UI tasarımlarımız için web site template olarak girelim ve enter diyelim. Bize bir içerik oluştursun. İlk bir içeriğimiz tamamen tişört satış sitesi için güzel bir tasarım istedik. Bakalım nasıl bir şey çıkaracak karşımıza. Şu an gördüğünüz gibi burada bir oluşturmaya başladı. Test olarak yazıyor. Bu bazen uzun sürüyor olabilir. O yüzden beklemeye devam ediyoruz. Arkadaşımız burada logo için bir parfüm firması için bir logo tasarımı oluşturmuş. Gayet de güzel görünüyor. Bunları versiyonlarını seçerek farklı içerikler çıkartıyor kendisine. U1, U2, U3, U4 diyerek bu tasarımların üzerinde biraz düzenleme yapıyor. Versiyon 1, V2, V3 diye de dersiniz de farklı birinci tasarım. Mesela V1 soldaki onun farklı bir versiyonlarını size üretiyor. 2023 güzel bir tasarım çıkarmış. Evet, gördüğünüz gibi bize şu an güzel bir tane tişört satış sitesi için bir tasarım oluşturdu. Sağ üstteki gayet güzel. Bunlar ama standart. Biz biraz standardın dışında ve bizim işimize yarayabilecek kalitede bir site çıkarmamız lazım ki daha hızlı tasarımı üretelim. Daha çoğunlukla yapay zekaya işi yükleyelim. Burada şöyle bir komut satırı oluşturdum ben kendimce. Not almıştım bunları. Prompt ekranımıza geldiğinde yine beautiful web site design. Evet, ne yapalım bu sefer? Design ayakkabı mı satalım? Ayakkabı. Ayakkabı satalım. Ayakkabının İngilizcesini unuttum. Evet, yazdım şöyle. Yine UX UI tasarımlarımızı da yazalım. Ekstradan ne yazalım? Yine UX slash UI yapalım. Derdimizi iyi anlatmamız lazım ki bize daha kaliteli içerik çıkarsın. Ekstradan web site template yapabiliriz.
Şimdi geldik işin püf noktasına. Biz burada versiyon 4 arama motorunu kullanacağız. Bu arada Midjourney'in komut satırları var. Bu komut satırlarını da şöyle Midjourney community değil, buradan komut satırlarını şöyle görüntüleyebiliriz. Burada biz imagini kullanırız. Imagini parametrelerine bakalım. Gördüğünüz gibi burada beta, HD kalite, işte boyut verebiliyorsunuz. Boyutlarla birlikte farklı uzantılar verebiliyorsunuz. Stilize verebiliyorsunuz. Daha farklı içerikler oluşturabilmesi için. Versiyon 1 arama motorları. Ekstradan stilizenin farklı çeşitlerini, yani sizin hayal gücünüze nazaran daha farklı içerikler oluşturmasını istiyorsunuz. Ve kalite olarak da 0.25'ten başlayarak 5'e kadar puan verebiliyorsunuz. Daha kaliteli bir içerik çıkarabilmek için. Biz ekstradan onu da verelim. Nerede bizim Discord'umuz? Versiyon 1 diyelim. Ekstradan bir stilize atalım buraya. 0 ila 1000 arasında veriyoruz. Biz buna bir 1000 verelim direkt. Ya da şöyle 600 yapalım. Ekstradan stilizenin dışında resmin kalitesini de arttıralım. Q verelim. Kalitesini de 0.25 ila 5 demiştik. Biz buna 5 verelim en yüksek kalitede. Ekstradan nesnenin de sanatsal değerini ortaya çıkaracak farklı bir sanatsal aralığı var. 625 ile başlayan 60.000'e kadar giden. Biz burada 20.000 verelim ki bize farklı bir ayakkabı satış sitesi için bir tasarım çıkarsın. Buradan enter dediğimizde artık buradan komutumuzu çok güzel bir şekilde girdik. Tekrardan komutumuzu bir kontrol edelim. Beautiful web site design for shoes sare demişiz. UX UI, tekrardan UX UI web site template olarak girmişiz. V4 motorunu kullanarak stilizeyi 600, kaliteyi 5 ve buradaki nesnenin farklılığını 20.000'de tutmaya çalıştık. 625 ila 20.000 arasında. Bize farklı bir tasarım çıkar dedik. Şu an gördüğünüz gibi tasarımımız oluşturuluyor. Şu an merak ediyorum. %31 tamamlandı. Daha kalitenin oturması lazım. Evet. Şu an işler gördüğünüz gibi değişti arkadaşlar. Neredeydi bizim tasarımımız? Kaybetmeyelim. Mükemmel. Cidden. Yani mükemmel diyorum. Mesela sağ üst diyecektim. Sol üst çok daha iyi. Topuklu ayakkabı satış sitesiyle ilgili oluşturulmuş ve mükemmel bir ayakkabı modeli çıkarmış. Ama sol alttaki ayakkabı modeli çok daha iyi. Şimdi biz burada şöyle bir şey oluşturalım. Tasarım olarak da baktığımızda aslında farklı bir renk kombinasyonuyla güzel bir tasarım çıkarmış. Biz bunu detaylandıralım. Nasıl yapalım? Şimdi öncelikle neredeydi bizim tasarımımız? Biz buna tıklayalım. Gerçeğini aç diyerek bunun bir sekmesini kenarda tutalım. Şu an gördüğünüz gibi kalite belli. Sol taraftaki ayakkabının modeli mükemmel. Şimdi biz fotoğrafı da kullanacağız. Tasarımı da kullanacağız. Tasarım da güzel. Ama biraz daha farklı bir şeyler isteyelim. Mesela sağdaki tasarım, sağ alttaki tasarım daha farklı. Ama sol taraftaki ayakkabının modeli de çok güzel. Bir kombine yapalım. Mesela nasıl bir şey çıkartabiliriz? Öncelikle biz tekrardan Discord sunucumuzu açarak biz versiyon 1 ile ilgili bize kaliteli farklı bir içerik daha çıkarsın. Tekrardan V1 diyerek bize bir üretim istiyoruz. Tıklayamadım galiba. Şöyle çıkar. Evet, şu an oluşturmaya başlayacak. Şöyle bir V1 dedik. Şu an gördüğünüz gibi bununla ilgili versiyon 1 ile ilgili bir üretime geçtik. Hatta iki kere tıklamışım. Şu an bunu üretsin. Bize bakalım nasıl farklı bir içerik çıkaracak. Bu içeriği kullanarak biz daha farklı bir tasarım çıkaracağız. Ha, bu arada versiyon 1 sol taraftaki ayakkabı içinde. Ben yanlışça tıkladım. Şöyle bir şey yapacağız hemen. Versiyon 1 değil. Biz versiyon 3 ile sol alttaki ile birlikte farklı bir şey istiyoruz. Onunla ilgili versiyon 3 ile ilgili bize bir tasarım çıkarsın. Bakalım nasıl bir şeyi çıkartacak. Şu an çok merak ediyorum. Kalite gayet güzel. Net duruyor. Ve farklı bir tasarım çıkardı. Onunla ilgili evet. Evet, şu an daha da oturmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neredeydi? Şöyle kaybetmeyelim. Bu bizim versiyon az önce yaptığımız. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ayakkabı modelleri enfes. Cidden. Yani mağazada görsem
alırım yani. Hele şu an sağ üsttekine cidden aşık oldum diyebilirim. Çok kaliteli bir ayakkabı modeli duruyor. Tasarım olarak da aslında gradient yani geçişler, renk tonları mükemmel duruyor. Peki biz burada diyelim tasarımı beğendik. Bunu nasıl çıkartacağız? Öncelikle bunun gerçeğini bir yeni sekmemizde tekrardan bir açalım. Bir inceleyelim. Çok güzel. Sağ altta da pardon direkt aşağısında farklı bir modelleri listelemiş. Sol tarafta büyük ihtimal satın al, shop now butonları eklenip sağ tarafa da ürünle ilgili kaliteler eklenebilir. Ekstradan tabi bu sayfa aşağı doğru uzayabilir. Şu an bu videoda detaylı olarak onu göstermeyeceğim. Şu an videomuzla ilgili devam edelim. İçeriğimizi oluşturalım. Şimdi diyelim biz bu içeriği beğendik. Bu içerikle ilgili hemen Discord'umuza geri dönüş yapıp ne diyelim? Sağ üst mü diyelim bu arada? Şöyle sol alt mı? Bence sağ üst ikinci güzel. Hemen şu an geldik. Şimdi biz bunu U2'ye bir isteyelim. U2 ile ilgili bize bir tasarım çıkarsın. Yani ikinci versiyonu biraz daha bir genişletelim. Bunu tamamen sonra kaliteli bir resim olarak alacağız. Onu da nasıl alacağımızı gösterelim. Ekstradan biz ChatGPT'yi kullanabiliriz. ChatGPT ile birlikte bize bir web site içeriği oluştursun. Buradan login diyerek ChatGPT sistemimize giriş yapalım. Buradan trafik lambamızı seçmemizi istiyor. Verify. Kontrol. Check edelim. Giriş yapalım. ChatGPT ise arkadaşlar web sitemizle ilgili içerik oluşturacağız. Buraya geldik. ChatGPT Türkçe olarak da içerik oluşturabiliyorsunuz. O yüzden biz buna Türkçe bir içerik oluşturmamızı isteyelim. Hem farklılık olsun. Ne oluşturalım? Ayakkabı hepsi için şöyle bir soru cümlesi oluşturalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bize bir içerik oluşturuyor. Bu örnek içerik. Takip fazla detaylandırmayacağım. Ekstradan ayakkabı özellikleriyle ilgili farklı özellikler istedik. Bu arada bizim Discord'umuzdan bir mesaj geldi. Evet. Şöyle bir kontrol edelim. Bu bizim U2 oluşturduğumuzdu. Şöyle tekrardan bir aşağı inelim bakalım. Farklı bir içerik mi çıkardı yoksa bize? Evet. Mükemmel. Daha net, daha kalıcılı bir görsel. Biz daha şey istemiştik, böyle net istemiştik. Bununla ilgili kalitemizi de belli etmiştik. Biz bunun gerçeğini bir açalım. Evet arkadaşlar, gayet güzel. Biz bunu direkt farklı kaydedip indiriyoruz. Şimdi resmimizi indirdik. Bir tasarım dosyamız çıktı. Mükemmel. Yapay zekalı web sitemizin tasarımını oluşturduk. Bu arada bunu daha da detaylandırabilirsiniz. Şimdi bununla birlikte görsel kaliteli diye bu arada ben içeriği uzatmıyorum. Çünkü görsel güzel durduğu için web sitede de alıcılığı arttırabiliyor. Acil bir telefon geldiği için videoyu kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şu an videomuza devam ediyoruz. Videoyu devam ederken ChatGPT'deki sorgum sıfırlandığı için otomatik olarak yeni bir sorgu oluşturdum. Kafanız karışmasın. Kaldığımız yerden devam edelim. Tasarım dosyamızı bilgisayarımıza indirmiştik. Normalde aslında Photoshop üzerinde bu tarz tasarımlar yapılmaz. Sebebi de hem zor hem de estetik olmuyor. Tam istenen şeye çözüme ulaşamıyoruz. Ama bu serimizin ilk videosu olduğu için burada sadece kısa bir şekilde Photoshop üzerinden nasıl düzenleme yapabilirsiniz web site tasarımınızda bundan bahsedeceğim. Ekstradan normalde aslında bu tarz tasarımlar Figma, işte Editorix, Sketch gibi programlar üzerinden yapılması daha doğru olur. Bu programlar sayesinde daha pratik ve daha hızlı bir şekilde web site tasarımınızı bitirebilirsiniz. Ta ki biz şu an dediğim gibi ilk video serimizin ilki olduğu için burada pek uzatmadan sadece Photoshop üzerinden kısa bir şekilde tasarımımızı düzenleyip bir sonraki videolarda farklı içeriklerle devam edeceğiz. Şimdi web sitemizi dosyasını indirdik. Öncelikle bunu şöyle bir küçültelim. Bu şekilde küçülttüğümüzde en azından web sitemizin ana sayfasının belirli bir kısmını oluşturmuş olacağız. Şimdi bazı arkadaşlar işte ChatGPT'den içerik neden oluşturduk, ne gerek vardı diye sorabilir. Oradaki mantığı da şu şekilde anlatayım. Sonuçta bir web sitesi oluşturuyorsunuz. Buradaki içeriği otomatik olarak yapay zekalı da oluşturabilirsiniz. Biz buradaki yazılarımızı silelim. Şuradan şöyle silelim hemen.
hızlı bir şekilde sildiğim için birkaç yerde pürüz kalıyor olabilir. Onları da temizleyeceğim. Şöyle sildiğimizde tertemiz oldu. Şuradan cetvelimize şöyle ön plana bir cetvel atayalım. Ekstradan şöyle üstten de atarsak güzel olacaktır. Şimdi ChatGPT'de oluşturduğumuz içeriğimizi alalım. Buradaki içeriğimizde ne demişiz? Bize bir slogan oluştur ve ürün içeriği. Biz şöyle bir sloganımızı alalım. Sloganımızı aldıktan sonra tekrardan Photoshop'umuza dönelim ve sloganımızı yapıştıralım. Burada şöyle arka planı alabiliriz. Monster fontumuzu seçerek bunu kalın yapabiliriz. Ve bir tık daha incelterek ya da şöyle de uzatıp şu şekilde fontumuzu ayarlayabiliriz. Hatta bunu büyük yapıp büyük kötü olduysa da şu şekilde kısa bir fontumuz varsa kısa bir açıklamamız en kısamız yaşamımıza ayarlamamızı mesela şu içeriğimizi alabiliriz. Şunu şu şekilde ince yapalım. Bunu da ayakkabı renginde yapabiliriz. Şu şekilde artı büyütebiliriz. Ekstradan aşağı ince bir açıklama dağıtabiliriz. Bu açıklamamızı da şu şekilde buradan alalım. Örnek olarak zaten bunları yapıyoruz. Şu şekilde açıklamamızı koyu temasını rengini alalım. İnceltelim. Ufaltalım şöyle de. Ekstradan aslında şunu şu şekilde ayakkabının önüne değil şöyle alabiliriz. Pardon. Şunu da şöyle aldığımızda uygula. Şöyle bir tane de buton oluşturalım. Ve butonumuza şöyle 50 verirsek radius. En azından bir oval buton oluşturalım. Buton rengimizi de aynı arka plan rengimizle birlikte ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Yazı fontumuzun rengini alalım. Hemen al diyerek arka planı beyaz yapalım. Şöyle üstüne atabiliriz. Buradan da hatta bunu kalın yaparak butonumuzun üstüne çıkartalım. Şu şekilde de büyütelim. Ve bunu pardon şöyle ortalayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında tasarımımız genel hatlarıyla tamamlandı. Üst tarafta bir menümüz var. Sol tarafa bir logomuz gelecek. Açıklamamız, slider ve ürün geçişleri olabilir. Aşağıda diğer ürünlerimiz ve ekstra düzenlenecek alanlar. Burayı da tek tek Photoshop'ta normalde düzenleyebiliriz. Ama dediğim gibi ilk video serisi ve bunlara gerek yok. Eğer bu video serisiyle birlikte istediğiniz içerikler varsa o içeriklerle ilgili yeni siteler oluşturabiliriz. Bunları Photoshop üzerinden veya Editor X veya işte Figma gibi programlar üzerinden daha fazla detaylandırabiliriz. Bu videomuzu kısa tutarak en azından yapay zeka ile web site yapmanın mantığını size göstermiş oldum. Bir sonraki videoda yapay zeka ile ne tür web site oluşturmamı istersiniz? Bununla ilgili yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakarak daha farklı içeriklerle birlikte videolarınızı oluşturmaya devam edebilirim. Bu yıl 2023 herkese sağlıklı, huzurlu ve yeni bir yıl olması dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.